sıkı kemik dokusundan bileme yöntemiyle hazırlanmış bir preparat. Nötral red boyamasıyla hazırlanmıştır. Bu görüntüde daha çok kemik dokudaki havers lamel sistemlerini veya lameller sistemleri göstereceğim. Şimdi şu iç bölgesi, şuraya odaklanacağım. Burada iç dairesel lamelleri, şu orta kısımlarda hemen şu büyütmede dahi görebildiğimiz, bakın şu görüntünün ortasındaki havers lamel sistemlerini, bu havers lamel sistemleri arasındaki interstisyel lamelleri, en dışta da dıştan işte şöyle devam eden dış dairesel lamel sistemini göstereceğim. Artı havers kanalını ve Wokman kanallarını da göstereceğim. Burası iç dairesel lameller. Muhtemelen şöyle endosteome ait bir yapı kalmış şurada. İçeride de kemik giriyor olacak. Bakın şurası iç dairesel lamelleri şöyle görmek mümkün. Aralarda şöyle siyah siyah örümcek gibi görünen yapılar var. Daha doğrusu görüntüler var. Bunlar osteositlerdir. Osteositler lakünler içerisinde ve şöyle sanki bakın mesela şu çok gayet tipik net olarak görünüyor. Şöyle hemen ortaya getireyim. Bu görüntüde osteositler bir örümcek gibi yani çok ayaklı bir böcek gibi görünür. Lakün içerisinde kanalı küller yapıları vardır. Bu kanalı küller yapılar içerisinde osteosit hücreler sitoplazmik uzantılarını gönderirler. Mesela şuradaki bir hücre veya şuradaki bir hücre, buradaki bir hücre ile şu arada bir yerde bu kanalı küller vasıtasıyla uzanır, uzantıları birleşir ve birleşme bölgelerinde haberleşme tip bağlantılarla haberleşir ve birbirleri arasındaki koordinasyon ve bağlantıyı ve ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma ile görebilirler. Mesela şuradaki hücreler, bakın şu hücre, netleştiriyorum, netliği bozuyorum ki daha iyi görünsün diye. Bir osteosit hücre. İç dairesel lameller yapısını şöyle bir daha çiziyorum. Gördük. Havers kanal sistemi veya osteon. Burada kan damarları, sinirlerin bulunduğu bir yapı olan Havers kanal sistemidir. Ortadaki deliğe Havers kanalı. Etraftaki lameller sanki bir atom vari. Ve şöyle görüldüğü gibi halkasal vari yapılar vardır. Bu yapıya şöyle etraftan sınırını çiziyorum. Havers lamel sistemi ismi veriyoruz. En son halkasına sement çizgisi ismi veriliyor. Şuraya denk gelmiş muhtemelen. Bakın şurada iç dairesel lameller, Havers lamel sistemi. Aradaki sınır bittiği yer en son halka sement çizgisi olarak isimlendiriliyor. Şurada iki tane Havers kanal sistemi var. Şunu büyütelim şimdi. Bir Havers kanal sistemi. Ortada Havers kanalı. Etrafının sınırını çiziyorum. En son halkasına bakın. Sement çizgisinin olduğu yer. En son halkası şöyle geliyor. Havers lameller arasında bulunan şu lameller ise interstisyal lameller olarak isimlendirilir. Şu lameller. Bunlar da bir önceki Havers lamellerinden kalan artıklardır. Bu lamel sistemine de interstisyal lameller ismi verilir. Bakın interstisyal lamellerdeki şu osteositleri görüyoruz. Bir osteosit. Gayet net bir şekilde uzantılarını görebildiğim bir osteosit hücre. Sanki bir örümcek gibi. Şimdi en dışa geçeyim. Oradaki dış dairesel lamelleri de gösterelim. En dıştayım şu an. Şuradaki lamel yapısı, bakın birbirine paralel uzanan şöyle bir lamel yapısı vardır. Bunlar ise dış dairesel lameller olarak isimlendirilmektedir. Havers kanalını gösterdik. Bir de bakalım Wokman kanalı var mı onu gösterelim. Şu bir Wokman kanalına ait görüntüdür. Şurası Havers kanalı. Diğer bir Havers kanalı da bu. Bura biraz tam enine geçmiş ama buradan biraz oblik geçmiş kesit. Çünkü hepsinin yönelimi aynı olmayabilir. Boyutları da aynı değildir. Kimisi küçük, kimisi büyük Havers kanal sistemleri olabilir. Hepsi aynı çapta olmuyor. Şöyle iki Havers kanalını birleştiren kanala biz Wokman kanalı ismi veriyor idik. Görüldüğü gibi. Büyük bir görüntüde şöyle bir görelim. Bir Havers kanal sistemi. Sement çizgisini görüyoruz. Sement çizgisi.